Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bir uçak projesi neden yapılır sorusunu ortaya attığım zaman bu uçak projesinin yapılmasının temel nedeni tabii ki imalatçının para kazanması. Para kazanıyor ama yanında çok ciddi bir ekosistem oluşturuyor. Örneğin binlerce mühendis görev yapıyor. Çok ciddi bir havacılık birikimi oluşuyor. Arkasından bakıyorsunuz çok ciddi bir parça imal eden bir sektör arkasına getiriyor ve yanında da dev bir katma değer ve sonuçta bu uçak modelinin, bu yolcu uçağı modelinin bir imalatçıya getirisi var. Ama bazı modeller çok ciddi para kaybına neden oluyor. Nasıl mı oluyor? İşte son örnek Boeing'in yeni yolcu uçağı 737 Max. Şu ana kadar Max nedeniyle Boeing tam 18 milyar 400 milyon dolar kaybetti. Dehşet bir rakam. Bu zarar niye oluştu? Tabii ki arka arkaya yaşanan iki kaza. Bu kazaların nedeni neydi? Boeing'in yazdığı bir yazılım. Gelin bu videomuzda Boeing 737 Max ile ilgili son gelişmelere bakalım. En son hazırladığımız videodaki Haziran ayında yapmıştık. FAA testlere çıkacaktı. O testlerden bir sonuç çıkacak mı? Uçak ne zaman gökyüzüne geri dönecek? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Boeing için 2019 yılı adeta bir kabus yılıydı. Aslında kötü gidiş 2018'de başlamıştı. Boeing 737 yeni versiyonu Max ailesiyle siparişleri toplarken çok kötü bir haber Endonezya'dan geldi. Tarihler 29 Ekim 2018'i gösterirken Endonezya'nın en önemli düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Lion Air'a ait bir 737 Max kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşmüştü. Ne yazık ki kazada kurtulan yoktu. Önce akıllara hemen pek de parlak uçuş emniyet geçmişine sahip olmayan Endonezyalı pilotların yaptığı bir hata mı diye sorular gelse de kısa sürede kazanın ana nedenlerinden biri 737 Max'te kullanılan ve MKS olarak adlandırılan bir yazılım olduğu ortaya çıkmaya başladı. Peki bu MKS olarak adlandırılan yazılım neydi? MKS'in açılımı manevra karakteristiğini takviye sistemi. Malum 737 Max tasarlanırken uçağın çok daha ekonomik uçması için yeni nesil bir motor takılmıştı. CFM imalatı Leap 1 olarak adlandırılan Leap 1 motorları geniş fanlara sahipti. Fakat bir problem vardı. Bu motorları uçağın kanadının altına takarken büyük paller nedeniyle motor uçağın kanadının altına sığmıyordu. Hemen farklı bir tasarıma gidildi. Uçağın iniş takımları yükseltildi ve ayrıca bu motorları taşımak üzere farklı bir kanat yapısı tasarlandı ve böylelikle uçak çok daha ekonomik olarak kullanılabilen, sessiz bu motorları ve az tabii ki yakıt harcayan bu motorları rahatlıkla kullanabilecekti. Fakat bir problem vardı. Bu çok güçlü motorlar kalkış sırasında örneğin maksimum çalışma devrine çıkartıldığında yani büyük bir güçle çalıştığında uçak otomatik olarak burnunu kaldırmaya başlıyordu. Havacılıkta burnu kaldırmak tamam uçağa yükselmeyi sağlıyor ama bir yerden sonra da uçağın süratsiz kalıp anormal duruma girmesine de neden verebiliyor. Hemen bu Max'lere bir sistem oluşturuldu. MKS olarak adlandırılan bu sistem bu tür durumlarda uçağın burnunu bastırarak fazla tırmanmasının ve süratin düşmesinin önüne geçecekti. Gerekiyorsa da uçağı dalışa geçirerek sürati arttıracaktı. Fakat bu küçük ayrıntı çok fazla pilotlara, havayolu şirketlerine çok fazla detaylı bir şekilde verilmemişti. Bunun da nedeni şuydu. Eğer pilotlar detaylı bir eğitim almak zorunda kalsalardı, mevcut 737'lerin NG olarak adlandırılan Next Generation, gelecek nesil modellerine uçan pilotlar ek bir eğitimle, çok yoğun bir eğitimle Max'e geçmek zorunda kalacaklardı. Boeing'in iddiası Max'te aynı pilotların çok kısa bir uçuş eğitimi ki bu eğitimin çok önemli bir kısmı da iPad'lerden veya bilgisayarlardan e-learning yani uzaktan eğitimi yapılabilirdi. Bu basit bir eğitimle uçaklara geçişin sağlanmasıydı. Bu da hava yollarına çok ciddi bir maliyet avantajı sunmaktaydı. Bu yaklaşıma Amerikan Havacılık Otoritesi, Federal Havacılık Dairesi FAA onay vermişti. Aslında sonradan bakıldı ki
biraz Boeing ile FAA arasındaki bu ilişkiler ahbap çavuş durumuna dönmüştü ve FAA gerçekten çok incelemeden bazı konulara onay vermişti. Dediğim gibi 29 Ekim 2018'de bu kaza meydana geldi. Gözler bir anda 737 Max'lere döndü. Şimdi bir de olayın tabii Türkiye boyutu var. Türkiye'de de Türk Hava Yolları'nda 12, Antalya merkezli Corendon Hava Yolları'nda da bir 737 Max uçağı var. Yani Türkiye'de 13 tane uçak var ve bu uçaktan Türk Hava Yolları alıma devam edecek. Corendon'un filosuna daha katılacak uçaklar var. Ve tabii ki Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak havayolu şirketi SunExpress'te 737 Max siparişi vermişti. Yani Türkiye'deki uçak filosunda bulunan 737 NG Next Generation'ların çok önemli bir kısmı ilerleyen yıllarda 737 Max'lerle değiştirilecekti. Bu uçaklar hakkında bazı soru işaretleri oluşmaya başlarken Boeing hemen bir uyarı yayınladı. Pilotların dikkat etmeleri gereken bazı uyarıları hemen paylaşmaya başladı. Fakat zaman ilerlemeye başlamıştı. 2019 geldi. 2019'da da tarihler 10 Mart 2019'u gösterirken bu sefer acı bir haber Afrika'dan geldi. Afrika'nın gerçekten çok iyi havayolu şirketlerinden Etiyopya Havayolları'na ait bir 737 Max kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Ne yazık ki bu kazada da benzer bir yaklaşım söz konusu olmuştu. MKS sistemi devreye girmiş ve pilotların MKS sistemini devreden çıkartamamaları sonrasında uçak çok ciddi bir dalışla yere çakılmıştı. İki kazada toplam 346 kişi öldü ve hemen kazadan 3 gün sonra 13 Mart 2019'da bütün dünyada 737 Max uçakları yere indi. Yani uçuşları durduruldu. Türk Hava Yolları 12 uçağı yerde. Ve ayrıca Türk Hava Yolları için de imal edilen 12 uçak da Seattle yakınlarındaki Renton kentindeki fabrikada teslim edilmeyi bekliyordu. Hemen Boeing bir çalışmalara çok hızlı bir şekilde girdi. Yapılacak çok basit bir yazılım düzeltmesiyle bu işlerin hallolabilmesi hedeflenmişti. Ama işler beklendiği gibi gitmedi. FAA bir önceki sertifikasyonda üzerine atılan suçlamaların aksine çok detaylı bir çalışma başlattı ve Boeing'in şunları şunları yaparak düzeltiriz yaklaşımını reddetti. Şimdi bir yandan bu çatışmalar sürerken öbür yandan da Boeing imalatını durdurmamıştı. Ve Boeing eğer işler tabii doğru düzgün gitseydi 2020 ve sonrasında aylık üretim adetini 52 adete kadar çıkarmayı hedeflemişti. Yani düşünün ayda 52 tane 737 Max Boeing üretim hattını terk edecek ve çeşitli hava yollarına teslim edilecekti. Boeing üretime devam etti ve bugüne kadar nereden baksanız 600'e yakın uçak Boeing hattından çıktı ve durum öyle bir şeye geldi ki artık bu uçakları ne koyacak yer var ne de yapılacak modifikasyonların belirsizlik içinde olması Boeing'in imalatı durdurmasına neden oldu. Şimdi bir imalatçı için bir uçağı üretmek, uçağı ürettikten sonra havayoluna teslim etmek demek, para almak demek. Yani düşünün bir peşinatla uçağı üretmeye başlıyorsunuz. İster bu uçak havayolunun kendisinin olsun, ister uluslararası finans kuruluşlarının olsun. Bunu üretiyorsunuz. Ürettikten sonra fabrikadan çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından parçalar geliyor, motorlar geliyor. Milyonlarca dolarlık bir uçak. Liste satış fiyatı 737 Max'lerin 100 milyon doların üzerinde. Uçağı teslim ederken de parayı almaya başlıyorsunuz. Ve düşünün bu paralar gelmiyor. Gerçekten Boeing gibi yılların imalatçısı çok ciddi bir şekilde sarsılmaya başladı. Videonun başında da belirttiğim gibi 737 Max krizinin Boeing'e maliyeti tam 18 milyar dolar 400 milyon dolar oldu. Dehşet bir rakam. Yani normalde çok da böyle ufak bir imalatçının altından kalkabileceği bir rakamla değil. En son geçtiğimiz Mayıs ayında Boeing hazırlıkların tamamlandığını söyledi ve test uçuşlarının yapılabileceği bilgisini FAA ile paylaştı. Haziran ayı sonunda da FAA, kaptan pilotları, test pilotları, mühendislerinden oluşan bir ekip test uçuşlarına başladı. Yaklaşık bir haftaya yakın bir süre test uçuşu yapıldı. Bu test uçuşları sonunda verileri FAA yetkilileri topladı ve tüm çalışma 40 mühendis tarafından 60 bin çalışma saati olarak gerçekleştirildi ve bunun sonrasında da raporlar yavaş yavaş çıkmaya başladı ve Boeing'den bazı değişikliklerin daha yapılma talebi FAA tarafından Boeing'e iletildi. Şimdi Ekim ayında bir sonraki toplantı yapılacak, eksiklikleri Boeing gidermeye çalışacak ve ne kadarı gideriliyor, ne kadar FAA'nin müfettişlerini bu konuda
tatmin edebiliyor, sorusunu cevaplıyor. Bunun sonucunu önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz. Ama 737 Max'ler en erken yolcu taşımaya başlaması bu yılın sonu. Hatta bazı uzmanlar 2021 yılının ilk çeyreğine de uzayacağını söylüyor. Şimdi tabii Boeing çok kötü bir yıl geçirirken 2020 adeta Boeing için bir can simidi yılı oldu. Neden? Mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla birlikte hava yolları yere inmiş durumda. Zaten hava yollarının dünyadaki neredeyse bütün hava yolları Nisan ve Mayıs ayını uçuş yapmadan geçirmek zorunda kaldı. Sektör çok büyük darbe yedi ve tabii ki haklı olarak da havayolu şirketleri yeni uçak alımlarını da durdurmuş durumdalar. Elimdeki rakamlara göre şu ana kadar 737 Max'lerin iptal edilen sipariş sayısı 416'ya ulaşmış durumda. Şimdi tabii biz bunları anlatıyoruz. Bir yandan da yolcu ne yapacak? Yolcu nelerle karşılaşacak? Bunlar çok önemli bir soru. Şimdi ben hem okuyucularımızla, izleyicilerimizle mesajlaşıyoruz. Bize sorular geliyor. Diyorlar ki bir daha ben 737 Max uçağına binmem. Acaba siz biner misiniz? Lütfen sorularınızın, bu yaklaşımınızın cevaplarını yorumlara yazın. Ve en azından biz de bakalım izleyicilerimiz, okuyucularımız ne kadar buna sıcak bakıyor veya soğuk bakıyor, bunu görelim. Ama ben kendi açımdan cevaplamam gerekirse bu soruyu. Sonuçta ben havacılık otoritelerinin verdiği kararlara inanan bir insanım. Bu sektörle ilgili çok uzun yıllardır haberler yapıyoruz. Üreticileri ziyaret ediyoruz, bakıyoruz ama havacılık otoritelerine güvenmek istiyorum. Çünkü gerçekten en önemli sigorta bu konuyla ilgili otoritelerin verdiği kararlar. FAA belirttiğim gibi Ekim ayında tekrar uçacak. Bunu daha sonra Türkiye'nin de kurallarını çok yakından takip etti. Avrupa'nın Havacılık Otoritesi EASA izleyecek. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA'nın açılımı. EASA işi daha sıkı tutuyor. Geçmişte ortaklık anlaşmasıyla birlikte örneğin FAA hem EASA hem kendi adına bazı sertifikasyonları yapıyordu ve ortak sertifikasyonla çıkıyordu yolcu uçakları. Bu arada belirtelim, yolcu uçakları havacılık otoritelerinden alacağı izinle hava yollarında uçmaya başlıyor. Onun öncesi tüm yapılan uçuşlar deneysel ve test kategorisinde kalıyor. Bu sefer EASA diyor ki ben FAA senin yaklaşımına güvenmiyorum. Sen bir test et, onayla. Sonra ben alacağım, kendi testlerimi gerçekleştireceğim diyor. Bu da tabii bir yandan Avrupa ve Amerika'nın havacılıktaki rekabetine nasıl yansıyacak, merakla bekliyoruz. Çünkü EASA biraz Airbus taraftarı olarak adlandırılıyor Amerikalılarca. Avrupalılar da Boeing'i, FAA'yı Boeing'in destekçisi olarak adlandırılıyor. Tabii iki taraf kendi ülkelerinin, kendi kıtalarının yaptığı uçaklara biraz da sempatiyle bakmaları çok doğru değil ama biraz da kabul edilebilir ölçüde denebilir. Bakalım ne çıkacak, merakla bekliyoruz. Bugünkü videomda sizlere 737 Max konusundaki son gelişmeleri paylaşmaya çalıştım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Sorularınızı yorum yazabilirsiniz. Ayrıca info@tolgozbek.com adresine yollayabilirsiniz. Detaylı haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.